Evet, bizim için tabii ki zorlu haftalar. Özellikle hem fikstür anlamında çok üst üste maçlar. Ama Ocak ayından en büyük korkumuz tabii ki hem Afrika Kupası'na giden oyuncular hem sakat olan oyuncularımız, cezalı olan oyuncularımız. Yani son 3 maçta genelde 7, 8, 9 eksikle yer aldık. Bunları hiçbir zaman birincisi bahane etmiyorum ama özellikle maçın içerisinde oyuncu değişikliklerinde elimiz biraz kısıtlanıyor. Özellikle bugün hücum anlamında oyuncu değişikliklerinde net belki bundan önceki döneme göre net değişiklikler yapamadık. Ama oyunun başından sonuna kadar kazanmayı istedik. Çok iyi bir oyun ortaya koymadık. Kazanmaya yetecek kadar koyduk zaman zaman. Yani buradan bu maçı seyretmeyi bir istatistiklerine baksam Galatasaray takımı sanki çok iyi oynamış. Bir sürü şans yaratmış. Şanslar yarattık tabii ki. Gol pozisyonları yarattık. Kaçırdığımız goller oldu. Ama özellikle hücumda bireysel olarak yine performansların çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Mertens özellikle bizim için hücumda en çok yaratan oyunculardan biriydi. Diğer oyuncuların da ona özellikle hücumdaki oyuncularımızın daha çok katılması gerekiyordu bugün maçın özelinde. Orta sahadan da zaman zaman bu desteği belki beklerden de tam olarak hücumda şans yaratma, gol pası, gol ortası, son paslar burada biraz daha yaratıcı olabilirdik. Ama genel olarak baktığımızda demin de söylediğim gibi yani bugün belki kazanmak bize günün sonunda yeten bir şey. Bireysel hatalar da yaptık. Yediğimiz golde de şanssız bir gol yedik. Ama maçın geneline baktığımızda kendi performansımızı tam yakalayamadık. Dediğim gibi birçok şans ürettik. Yine bugün daha çok gol atabilirdik. Attığımız şutla kaleyi bulma yüzdemiz yine düşük. Yine son verdiğimiz kararlar birçoğunda doğru işler belki yapmadık. Ama bugün dediğim gibi başta söylediğim gibi kazanmak için kazanmak çok önemliydi, değerliydi. Bu haftaları bu anlamda kazanarak geçmemiz gerekiyor. Geçen hafta son dakika 5 dakika kala şanssız bir penaltıyla gol yedik. Bundan sonraki maçlar bizim için daha iyi olacak. Biraz da bugün takımın üzerinde geçen hafta kaybettiğimiz puanın baskısını da zaman zaman stresini de oyun içerisinde gördük. Ama genel olarak kazanmak güzel. Bir sonraki maç daha iyisini, çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Biraz daha tabii ki oyuncularımız geri dönecek. Seçeneklerimiz artacak. Yani bugün özelinde baktığımızda Sasha Boy bizde hiç antrenman yapmadan bugün oynadı. Kaan'ın ağrıları vardı. Oyunun devamında onu sol bekte kullandık ama yani %100'ünde olmasa bile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Genç oyuncularımız girdikten sonra bence çok faydalı oldular. Onları da sahada görmek, onları oynatabilmek, onlara süre vermek de beni gün sonunda sevindiren şeylerden biri. Emrah Bey. Yani iptal edilen goldeki faul olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bu faul oluyorsa zaten yani futbolun adını da değiştirmek lazım. Veya bin tane her maç bin tane faul olması lazım. Dokunma da faul olması lazım. Belki birbirimize çarptığımız anda da oyuncular faul olması lazım. Yani eğer bu faulse o yüzden aslında çok da kritik 2-0'ı yakaladığımız bir goldü. Bunun iptal edilmesine çok anlam veremedim. VAR'dan da belki uyarı gelebilirdi ama genelde bizim maçlarımızda biliyorsun hiç VAR'dan uyarı gelmezdi. Allah'tan penaltı pozisyonunda bu sefer geldi. Ben penaltılarında iki takıma verilen penaltıların doğru olduğunu düşünüyorum. Hem Kayserispor'a verilen penaltının hem de bize verilen penaltının doğru olduğunu düşünüyorum. Ama oyun içerisinde tabii ki hakemin yine son haftalarda olduğu gibi birçok şeyde rakibimizden yana takdir hakları kullandığını düşünüyorum. Son haftalarda bunu yaşıyoruz. Maalesef Galatasaray taraftarı da ben de yönetimimiz hiç kimse bundan memnun değil ama her şeye rağmen ne olursa olsun bizim hep daha iyi olmamız gerekiyor. Benim yani burada altını çizeceğim şey yani hakem de hata yapabilir, yanlış yapabilir. Bilerek de yapabilir, bilmeyerek de yapabilir. Yani bunların hepsinin üstünü çizip biz eğer Galatasaray takımıysak, bu ligin çok üstündeysek, bu kadroya sahipsek bundan çok daha iyisini yapmak zorundayız. O da benim ve oyuncularımın işi.
O yüzden yani hiçbir şeyi bahane etmeden biz daha iyisini yapmak zorundayız. Ya şöyle tabii bugün 32. maçı oynadık. Yani daha Ocak ayındayız ama 32 maç oynadık. Geçen sene neredeyse 36-37 maçla, 38 maçla ligi bitirmiştik. Neredeyse bu ay sonunda belki geçen seneki sayıya ulaşacağız. Bir yorgunluk oluyor oyuncular üzerinde. Geçmişte özellikle Süper Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların ligde hep kötü gittiğini, başarısız olduğunu gördük. Biz bunu aslında bu sene tersine çevirdik. Hem Şampiyonlar Ligi'nde devam ettik, son maça kadar yarıştık. Avrupa Ligi'ne katılma hakkını kazandık. Ligde de aynı yarışın içerisindeyiz ama özellikle tabii son haftalarda kadro sayımızda da eksikler oldu. Ben oyuncuların özgüven anlamında daha iyisini yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu Zaha'da, Tete'de de aynı şekilde. Çünkü kaliteleri olan önemli oyuncular. Onların da daha özgüvenli ve daha çok kaleyi düşünerek daha çok yaratmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bugün özelinde bazen Zaha'da çok çizgide kaldığı pozisyonlar oldu ilk yarı. İkinci yarı biraz daha içeride de olmasını istedik. İkinci yarıki performansı çok daha iyiydi. Belki bu gol ve asiste sonuçlanmadı ama özellikle birebirlerde etkili bir şekilde topu taşıdı. Ben gelişeceğine, oyuncularımızın gelişeceğine haftalar geçtikçe daha iyi olacaklarına inanıyorum. Bu anlamda da oyuncularımıza tabii ki bizim destek olmamız gerekiyor. Doğruyu, yanlışı ve onların en yüksek performansına ulaşmaları için neler yapabileceğimizi görüşmemiz, konuşmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bugünün özelinde baktığımızda daha iyisini yapabilirdik. Özellikle hücum bölgesinde. Ben gol pozisyonu ile ilgili konuşmuştum yanlış hatırlamıyorsam. Yani çünkü kulübede ekrandan da gördüm. Net verilecek bir faul olduğunu düşünmüyorum. Yani pozisyonun belki bir penaltı pozisyonu olsa mesela bu penaltı verilmezdi hiçbir türlü. O yüzden hani faul olduğunu da çok düşünmüyorum ama son haftalarda bunu farklı şekilde yaşıyoruz. Yani her statta farklı kararlar veriliyor tabii ki. Farklı kurallar uygulanıyor. O yüzden rahatsızlığımız, mutsuzluğumuz bu yüzden birçok takım da bundan dolayı rahatsız. Yani sadece bundan rahatsız olan biz değiliz. Süper Lig, alt lige de baktığımızda orada da aynı şekilde mutsuzluklar var. Hani bir standardın olmaması, faul standardının olmaması, oyun içerisinde tabii ki yani bu eklenen süreden oyun içerisindeki birçok şeyde yani standardın oluşmaması bu tabii ki herkesi mutsuz ediyor. Umuyoruz ki daha iyi olurlar. VAR'da da biliyorsunuz VAR hakemlerinde de tekrardan oradaki sayı arttırıldı. Yani Futbol Federasyonu'nun da VAR hakemlerinden mutlu olmadığını görüyoruz. Oradaki sayının da arttırıldığını ve daha çok VAR hakeminin kullanılacağını net bir şekilde görüyoruz. Yani geçen hafta baktığımızda bize göre 3 tane net penaltı pozisyonu vardı. Hiçbir şekilde verilmedi ama aynı pozisyonlar başka statta penaltı olarak değerlendirildi. Bunlar da bizi tabii ki bir şekilde yani bunları hiçbir şekilde bahane olmasını istemiyorum, söylemiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın ama yani her statta aynı şeyler uygulansın, aynı kararlar verilsin. O yüzden bu da özellikle bizim gibi takımların tepkisini çekiyor. Ya şöyle tabii ki bizim işimizden birisi ki tabii ki çözüm üretmek. İkinci yarın belli dakikalarını kulübede geçirdik. İşte kimi sokabiliriz, kime alternatif olabilir, kimle devam edebiliriz. Burada Kaan'ı sol bek olarak oyuna dahil ettik. Barış'ı öne çektik. Yani tabii ki çözümler arıyoruz. Çünkü sahada bir şeylerin iyi gitmediğini, işlemediğini görünce bunun çözümünü arıyoruz. Zaha özelinde demin de söyledim. Yani ilk 45 dakikadan sonra özellikle sağ taraftan geliştirdiğimiz hücumlarda onun yine çok çizgide kalması, içeri girmemesi ve gole kaleden uzaklaşması bu anlamda hem onun için hem takım için özellikle önemli. Tabii ikinci yarı onu biraz daha içeriği de kullanarak yapmaya çalıştı. Daha da başarılı oldu ikinci yarıki performansı tam olarak skora erişemese de. Yani biz oyuncularımızı tabii ki geliştirmek için çaba sarf ediyoruz. Şu da var bazen oyuncular maçtan önce oynadıklarında çok fazla şey yapmak isteyip saha içerisinde tam tersini de yapabiliyorlar. Yani buna da
bazen eski bir futbolcu olarak yani sahaya çıkmadan önce, maça çıkmadan önce bazen kendinizi de bazen kasabiliyorsunuz ve yani o maçın için sizin için çok önemli oldu. Bireysel bir şeyler yapmaya çalıştığınızı ve oyun içerisinde bunların da takıma tam olumlu yansımadığını görüyoruz ama yani Wilfred Zaha da TT'de gerçekten antrenmanlarda hep çalışıyorlar. Kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar ve bundan sonraki süreçte daha iyi olacaklarına inanıyorum. Tam tamamlandığımızda takım olarak bence bunun psikolojik yönü de var. Yani takım sahaya veya kulübe ne kadar eksik çıkarsanız burada psikoloji de bazen sahadaki oyuncuların psikolojisini de değiştirebiliyor. Yine bence tam takım olduğumuzda kadroda biraz da tabii ki futbolcular arasında bu mevkisel olarak yarış da önemli. Yani o yarışın tekrar başlaması gerekiyor her mevkide. Bu bizi daha iyi, yukarıya götürecek ama dediğim gibi puan olarak iyi bir yerdeyiz. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz ve daha iyisini de yapabileceğimiz yeniliyorum. Ama dediğim ben de yani işim bu. Hep çözüm üretiyorum ki yani maç kazanmak burada en önemli şey. Evet. Davinson'la başlayayım. En son soru oydu. Yani Davinson'un zaten programı belliydi bizim için. Onun da kendi hazırlığı Ümraniye Kupa maçı olarak yani iki hafta önceden planlamıştık. Ümraniye Kupa maçında ona süre vermeyi düşünüyoruz. Ondan sonra normal gidişatına ulaşacak. Burada tabii ki oyuncularımızın da sağlığı çok önemli. Başladıktan sonra tekrarlamaması için sakatlıkları bazen sabırlı da davranıyoruz. Davinson'da sabırlı davrandık. Kupa maçı da tekrar başlayacak. Onun yanında transfere gelirsek tabii ki sol bek ihtiyacımız var. Yani burada Barış'ı da önde kullanmak istiyoruz. Aslında yani Barış da sol bekte bence çok iyi oynuyor. Bunun da altını çizim. Belki demin söylediğiniz tek orijinal yeri olmayan oydu ama belki sahanın en iyilerinden biriydi Galatasaray adına. Onun da bu takıma verdiği katkı da önemli. Ama orta sahaya ve hücuma geldiğimizde burada tabii ki bir karar vereceğiz ama öncelikle elimizdeki oyuncuları değerlendirmek istiyoruz. Onları görmek istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzdeki haftalarda daha net bir karar vereceğiz. Ama şu an bizim için öncelik sol bek mevki. Onu oluşturursak hem sakatlıktan dönecek hem tekrar başlayan oyuncularımızla birlikte kadromuz daha tamamlanacak. Ayrılan olur mu? Ayrılma durumuna göre tabii ki kararlar vereceğiz. Oyuncu satma durumumuz olur mu? Teklif gelir mi? Hani birçok iyi oyuncumuz var. Çok değerli oyuncularımız var. Çok değerli bir kadromuz var aslında. Yani bunu da tekrar altını çizmek istiyorum. Galatasaray takımının kadrosu gerçekten bir yatırım yaptı ama çok da değerli bir kadrosu var. Yani birçok oyuncumuza teklifler var veya düşünülen devre arası için, sezon sonu için yine birçok oyuncumuza yine teklif gelecek. O yüzden çok değerli, çok önemli bir kadroya, oyunculara sahibiz. Buna göre de tabii ki kendi geleceğimizle ilgili yol alacağız. Orta saha veya işte forvet arkası bölgesi de bu anlamda yani karar verebileceğimiz yerlerden biri ama özellikle elimizdeki oyuncuların bundan sonraki haftalardaki kadro yapımızın planlanması eğer oyuncu satma durumumuz olursa bu anlamda belki ondan sonra bir şeyler düşünebiliriz. Teşekkür ederim hocam. Ya şöyle başta da söyledim. İşte 32. maçı oynamıştı. Aslında çok yoğun tempoyla geçen bir sezon. Az bir tatil. Çok hızlı başladık. 6 tane ön eleme. Lig maçları. Şampiyonlar Ligi. Ya bu zamana kadar Şampiyonlar Ligi ile birlikte ligi çok başarılı bir şekilde götüren takım sayısı çok az. Ve şampiyon olup bir sonraki sene bu başarıyı sürdüren takımımız özellikle son yıllarda çok az. Biz bunu yakaladık. Yarışın içerisindeyiz. Her takım puan kaybedebilir. Geçen hafta şanssız bir şekilde puan kaybettik. Burada da yani Fenerbahçe'de dün puan kaybedebilir. Biz bugün tekrar kaybedebilirdik. Yani bu puan kayıpları bundan sonra olacak. Hedefimiz tabii ki bundan sonra kalan 18 maçı kazanmak. Zaten bundan sonra kalan 18 maçı kazandığınız takdirde şampiyon oluyorsunuz. Birinci hedefimiz bu. Her maçı kazanmak. Geçen sene 14 maçlık bir seri yapmıştık. Yine bu seriyi yakalamak istiyoruz. O anlamda yani yarışın içerisinde diğer takımlara fark atarak yarışın içerisinde olmak şu anda tabii ki ligin geneline baktığımızda bir başarı.
Avrupa'da devam ediyoruz. Bu da önemli bir başarı. Bundan önceki yıllara baktığımızda Şampiyonlar Ligi performansı özellikle işte kaç gol yiyeceğiz, beşli savunma mı yapacağız, beşli orta saha mı oynayacağız? Az yersek mutlu oluyorduk, fazla yersek üzülüyorduk. Ama Galatasaray takımı bu sene Şampiyonlar Ligi performansıyla da dünya üzerinde birçok yerde adından söz ettirdi. Bu da bence Avrupa'daki önemli başarılardan biriydi. Bundan sonra hedefimiz tabii ki Avrupa Ligi'nde başarılı olmak, orada bir yol yürümek ama onun yanında Türkiye'de tekrar şampiyon olabilmek. Çok fazla maç var. İki takım da şampiyonlar çok inanmış durumda. Biz enerjimizi özellikle bu kazandığımız maçta daha çok arttırmamız gerekiyor. Geçen hafta beraberlik aldık. Bunun üzüntüsü üzerimizde vardı. Bugün sahaya da biraz yansıdı. Ama bundan sonraki maçlarda enerjimizin daha yüksek olacağını biliyoruz. Zor bir deplasmana gideceğiz. Trabzon deplasmanı derbi. Ondan önce kupa maçı var. Bu maçların hepsini kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Icardi'nin durumu, Icardi zaten belli bir dinlenme süresi vermiştik. Çarşamba günü tahmin ediyorum ki yine tekrar yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu içinde onunla ilgili karar vereceğiz tabii ki. Tam ayağının durumuna bakıp bir de yüzünde tabii bir kırık vardı. İkisinin net durumuna bakacağız. Bizim verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor kendisi. Geldikten sonra da net bir şekilde ayağının durumuna bakacağız ve ondan sonra da hafta sonu için yani başlar mıyız sonradan mı kullanırız ama kadroda olabilecek durumda olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.